Türkiye'nin hız şampiyonu Türknet. Speed testin son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı Türknet oldu. Türknet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca Türknet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik Türknet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da Türknet'ten. Sen de Türknet'le değişime hemen başla. Hocam Modern Futbol'da Fenerbahçe bölümündeyiz. Fenerbahçe deplasmanda Sivas Spor'la 2-2 berabere kalarak liderin 4 puan gerisine düştü. Ligin bitimine de 5 hafta kaldı. Fenerbahçe son sezonlarında da gördüğümüz üzere hatta yakın dönemlere bakacak olursak sorum şu hocam. Fenerbahçe şampiyonluk haftalarını oynama kültürünü kaybetti mi? Kaybetmiş gibi görünüyor. Kaybetmiş gibi görünüyor. Yani Ligin finaline oynamak... Ee, Avrupa'da da geçen sene Sevilla, bu sene Olympiakos... ...fırsatlar ayağına defalarca geldi, 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 geldi. Yani bunları... E, ...oynayamadı Fenerbahçe takımı. Dolayısıyla... E, ...kaybetmiş görünüyor. Yani en azından erozyona uğradı, çok açık. Peki bu soruyla bağdaştırarak bir soru daha sorayım. Taraftarların aslında en çok artık kendilerine sorduğu ve işin içinden çıkamadıkları soru Fenerbahçe ne olacak da düzelecek sorusu. En basitiyle başlayayım. En az rastladığımız ve genellikle rastlamadığımız şeyle başlayalım. Eğer güçlü bir kadro kuruyorsa güçlü bir teknik direktör getirecek eğer güçlü bir teknik direktörü getiriyorsa ona da iyi bir takım verecek. Yıllardır bu olmuyor. Ya çok iyi takım kuruyor, antrenör seçemiyor. Ya çok iyi teknik direktörü geçiyor, getiriyor, ona takım veremiyor. Bu kombinasyonu yapacak. Birincisi bu. Birincisi bu. İkincisi soğukkanlılığını kaybetmeyecek. Sakinliğini, soğukkanlılığını kaybetmeyecek. Dışarıdaki seslere çok odaklanıyor. Fenerbahçe kulübü yönetim olarak da çok odaklanıyor, taraftarlar da çok odaklanıyor. İşte yorumcu ne demiş, yazar ne demiş, e, hakem hocası ne demiş? bin Sport ne dedi? İşte orası ne dedi, burası ne dedi? Ya yani bundan hiçbir puan kazandıran şeyler değil. İşte algı operasyonları diye bir, bir şey çıktı. Sadece Fenerbahçe yapmıyor, hepsi yapıyor da Fenerbahçe overdose bu konuda. Hı hı. İşte şu şunu dedi. Ya şimdi varsayalım siz Türkiye'nin en etkili yorumcusunuz. Dediniz ki işte Livakovic kötü kaleci dediniz mesela. Ve maç oynandı bitti. Puan olarak siz öyle dediniz diye artı bir yazılmadığı gibi eksi bir de yazılmıyor herhalde değil mi? Tabii. Yani o algın bir şeye hiçbir amaca hizmet etmiş olmuyor yani. Sadece siz reyting yapmış oluyorsunuz. Evet. Peki teknik direktörün bakışını değiştirir mi? Siz sizin yorumunuzun Hayır. değiştireceğini düşünür müsünüz? Değişmez. Mesela biz bütün yorumcular halay kuruyoruz böyle. Hep beraber böyle omuz omuza şey yapıyoruz. Yani konsey toplanıyoruz. Diyoruz ki biz bu BK-CQ ikilisini bozmamız lazım. Bunların iyi stoper olmadığına ikna etmemiz lazım. Sabah akşam başlıyoruz biz diyoruz ki bkl ya ayrılması lazım olmaz, bunlar beraber uyumlu değil, kötü falan filan. Neye etki eder bu? Neye etki eder? Bir puan daha mı fazla getirir? Bir puan daha mı eksik yapar? Bir gol fazla mı yer? Bir gol daha mı eksik atar? Ya teknik direktör eğer bunun doğru olanı bu olduğunu düşünüyorsa onunla oynamaya devam eder. Veya teknik direktörle ilgili. Biz iyi diyoruz veya kötü diyoruz. Bizim iyi veya kötü dememizde bir puan eksik fazla olmuyor. Bir gol averaj artmıyor, eksilmiyor. Buna rağmen neden bu kadar dışarı bakılıyor? O onu dedi, bu bunu dedi. Ya bu Fenerbahçe kulübü için değil. Bu izleyiciler için yapılıyor bu programlar. Şimdi Serhat Akın için bir şey var. Ya Serhat Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Çok iyi Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Bu arada ben insan olarak da bakın yani daha önce anlatmadım ama Serhat'ın Fenerbahçe ayrılış hikayesi bir prensip hikayesidir. Yani bir karakter hikayesi, bir duruş hikayesidir. Ayrılışı bir karakter ortaya atmıştır. Yani güvenebileceğiniz, ipiyle kuyuya inebileceğiniz bir insandır Serhat Akın. Kötülüğünü istemez. İyi olsun ister. İyi olsun diye konuşur. Serdar Ali de zaman zaman e, oyuncuyla ilgili, teknik direktörle ilgili, veya yönetimle ilgili olumsuz eleştiriler yapar. O da iyi Fenerbahçelidir. Burada maçları nasıl izlediğini izliyoruz. Kötü olsun diye değil, iyi olsun diye söylerler. Ha üslupları bana göre daha sert olabilir. Bana göre daha yüksek volümlü, daha işte şey olabilir. Ama kötülükten istemez. İstemezler. Mümkün değil yani benim buna ikna olmam. Yani neden bu madem bu arada aynı fikirde değilseniz neden bu kadar çok bakıyorsunuz o zaman? Neden sürekli gözünüz orada? Ya o onu demiş bu bunu demişle ilgileneceği kadar takımın gerçek sorunlarının üzerine gidilmesi onların o sorunların çözülmeye çalışılması daha doğru olur. Fenerbahçe enerjisini hep farklı yerlere yanlış yerlere harcıyor. Şimdi toparlarsak. Bir, İyi takım iyi hocayla buluşsun. İyi takım kurdun, kötü antrenör getirdin, bu olmasın. Çok iyi antrenör getirdim, ona takım veremedim, bu da olmasın. İyi takım kurdunuzsa güçlü bir teknik adam getirin. Kamuoyunda yönetebilecek bir e, teknik adam getirin. Bu bir. İkincisi enerjiyi gerçekten işe yarar noktalara harcayın. Yorumcunun bir pozisyona penaltı veya değil demesi Offside'di veya değildi demesi maçın sonucunu değiştirmiyor. Maçın sonucunu hakem değiştiriyor. Yorumcuya harcamayın. Eğer hakemler gibi bir sorun varsa gerçekten MHK için harcayın bu enerjiyi. Futbol Federasyonu için harcayın bu enerjiyi. Enerji eforu yani harcanan enerji yanlış yerde. İkinci gözlemim de bu. Üçüncüsü net ve belirgin bir şekilde soğukkanlı liderlik gerekiyor. Soğukkanlı liderlik. Son haftalarda ortaya çıkıp bağırıp çağırmak da değil. İçeride bazı sorunları çözmek. Bir küçük hikaye anlatayım. 100. yılda Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdığı %100 garanti gibi gözüküyordu şeyde. Denizli 2-2'lik maçtan sonra 2-0 öndeydik. 2-2 noktaya geldi maç. Yusuf Şimşek maçı değiştirdi tek başına. Bizim de eski oyuncumuzdu yani. Statta kıyamet koptu. Hem yönetim tepki aldı hem hoca tepki aldı. Ben şampiyonluğun gittiğini düşündüm. Ve son 4 maç... Beştaş deplasmanı... Galatasaray deplasmanı... Trabzon'da iş sahada gözüküyor. Ama Trabzon'da cezalı olduğum için İzmir'de oynayacaktı. Bir de Ankara gücü maçı vardı. O da son maç. Üç büyüktü. Kalan üç büyükle Arka arkaya oynayacaktı Fenerbahçe. Ben şampiyonluk gitti diye düşündüm. Hiç ortaya çıkmadan... Sağa sola bağırmadan o dönemin as başkanlarından, as başkanlarından Sayın Ali Yıldırım. Maç bittikten bir saat sonra mesaiye başladı. Bir saat sonra mesaiye başladı. Beşiktaş maçına daha yedi gün vardı. Yedi gün kala mesaiye başladı. Kimse görmedi, kimse duymadı, kimse bilmedi. Ortaya çıkıp ben yaptım da demedi. Ama o şampiyonun mimarı Ali Yıldırım'ın liderliğidir. Önce çalışanları inandırarak başladı işe. Yani o olumsuz havayı değiştirmek için içeride bir operasyon yaptı. Bir tane de iki tane değil yani dünya kadar operasyon yaptı içeride. Dünya kadar film oynandı içeride. Onları bir yönetici yaptı. Soğukkanlı bir lider tavrı gösterdi. Çıkıp masaya vurma, kırma, devirme, haykırma böyle görüntü yapmadı. Soğukkanlı liderlikten kastım bu. Bazen kimse görmez sizin ne yaptığınızı. Ama siz soğukkanlı bir liderlik yaparsanız içeride, içerideki insanları da inandırırsınız. Fişek gibi takımınız çıkar, hap yapar alır. Üç şeyi görmüyorum. Tekrar özete geliyorum. Tekrara düşme pahasına. Bir, iyi takım, iyi hoca. İki, enerjiyi doğru yere harcama. 3- gerektiğinde soğukkanlı liderlik. Bu üçü olursa Fenerbahçe'nin rakibi olmaz. Fenerbahçe sürekli kendine rakip. Peki bu üçün bir tanesi olmazsa mesela? Ki o zaman hiçbir şey olmaz. Üçü de olacak. Hı hı. Üçü de olacak. Dördüncüsünü benden çok daha iyi bilenler var. Onlar anlatır. Hı hı. Benim bildiklerim bunlar. Ben sağın içine odaktan biliyorum demiyorum. Odaklandığım yer sağın içi. Ben size üç tane sağın içine yakın noktalardan örnek verdim. Sağ dışı konusunu ben bilmem. Hı hı. Onu çok iyi bilenler var. Oraya odaklananlar var. Onlar anlatabilirler. Aslında sizin söylediğiniz şeylerle de bağlantılı bir ee, soru soracağım. Fenerbahçe aslında son 15 gün içinde iki kupa kaybetti. Bunlardan biri süper kupa, biri konferans ligi, ee, diğerinde de liderin 4 puan gerisine düştü. Ee, bu süreçte olan bazı şeyler, süper finale çıkmaması Fenerbahçe'nin, yabancı hakem isteği, kongreye futbolcuların da gelmesi ve aslında federasyonun da açıklamış olduğu Oradan biz de kaynak olarak alıyoruz. Karagümrük maçının ertelenmesinin reddi. Bu tarz olaylar yaşandı. Fenerbahçe'nin son günlerde yaşadığı bu olaylar da... ...futbolcuları etkiledi ve başarısız sonuçlar geldi tezine katılıyor musunuz? Mümkün. Yani futbolcuların kongrede ne işi var? Neden? Yani kulüp siyaseti kulüp siyasetine ait olan insanların yeri. Bakın kongre salonları kulüp siyasetinin konuşulduğu yerlerdir. ve kulüp siyasetini konuşan insanların bulunduğu yerlerdir. Divan Kurulu, Genel Kurul. O da yani doğru. Yani ben hangi mantık? Kimin fikri? Hangi mantık? Kime neyi gösteriyorsunuz? Kongre üyelerine futbolcuları mı gösteriyorsunuz? Futbolculara kongre üyelerini mi gösteriyorsunuz? Veya bu gösteriye gerek var mı? Ya maça gelen o kongreler zaten maça da geliyor onlar futbolcuları görüyorlar. E futbolcular da onları görüyorlar turnünde. O siya yani kulüp siyasetinin konuşulacağı yerde neden futbolcular bulunuyor? Futbolcuların günü planlı, programlıdır. Aktiviteler için büyük izin koparma çabaları çıkar. Mesela bir aktiviteye gidecek futbolcular takım üç futbolcu, 4 futbolcu gönderir. Bütün takımı göndermez. Ama 3-4 futbolcu için bile bir şey gerekir. Antrenmandan bir 10 dakika eksik şey, yükle, yükleme yapılır. Hani aktiviteye gidecek diye, yorulacak, ayakta kalacak diye. Ya bunun dinlenmesi, beslenmesi, o su bu su bir sürü şey var. Günü programlı. Böyle yaşamak zorunda futbolcular. Onu doğru bulmadım. Süper kupa maçına çıkma çıkmama. Ya her kupa kaldırma fırsatı bir, bir fırsat işte ya. Bir maç varsa koşa koşa gider. Kulüpler bunun için kuruldu tepkiyi göstermenin başka bir yolu olmalıydı. Daha başka bir yol. Daha başka bir yol. Bakın bunu ben düşünemem. Çünkü ben hiç yöneticilik yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Hiçbir yere, hiçbir derneğe üye değilim. Hiçbir oluşuma üyeliğim yok. Sınıf başkanlığına aday olmadım. Yani yönetme kabiliyeti kendimde görmedim. Dolayısıyla ben yönetici gibi düşünemem. O konuda size akıl veremem, ben fikir veremem. Ama... eğer bir kupa alma fırsatı varsa... ben oraya koşarak giderim. Bakın heyecanlı... çok heyecanı olan biri değilim futbola karşı. Ama... bir ana bakar yani. Bir ana bakar. Ben çalışmayacağım dedim ama bir, bir fırsat gelir, bir görev gelir. Bir anda o role gir girersiniz ve eğer bir fırsat varsa, kupa alma fırsatı varsa koşa koşa gidersiniz oraya. Öyledir. Onun çıkılmaması da ayrı bir şey. Çünkü oyuncu boynuna bir madalya takma olasılığından mahrum. Kara, kara maçının ertelenmemesi onu doğru bulmuyorum. Onu doğru bulmuyorum. Futbol Federasyonu Yok, federasyon Galatasaray Süper Kupa maçını ertelemedi. Ancak evet. eğer kulübün de isteği doğrultusunda, Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda iki Olympiakos maçının arasındaki Karagümrük maçının ileri bir tarihe ertelenmesini evet. teklif etmişti. Evet. Fenerbahçe kabul etmedi bu. Öyle teklifi. mi? Evet. Bunu da doğru bulmuyorum. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani en kritik nokta orasıydı. Şey, ilk maç öncesi istedi Olympiakos İzin aldı Yunan Futbol Federasyonu'ndan. Doğru mu? Yok, Olympiakos'ta iki maç arasındaki maçı erteletti. Ha, iki maç arasındaki. Evet, aslında maç, aynı da? süreç, yani. Yani, aynı ikisi. E, kararı. İşte Olympiakos doğrusunu yapmış. Fenerbahçe'de yapabilirdi eğer önemsiyor olsaydı. O fırs yani o fır öyle fırsatlar değerlendirilir ya. Son olarak İsmail Kartal konusuna geçmek istiyorum hocam. Tamam. Çok fazla konuşuluyor. Hem performansı hem de son 2-3 haftadır da açıklamaları. Hı, hı. Olimpiya maçlarından önceki açıklamaları, sonrasındaki açıklamaları ve dün akşamki aslında belli ki gaf diyebilirim. Hani puan farkına bakmıyoruz. Beşte 5 yaparsak şampiyon olacağız dedi aslında. Tabi burada Galatasaray'ın durumunu da e, Mixon toplantısı, Mixon'da söylememesi eleştirilere sebep oldu. Hı hı. E, zaten İsmail Kartal Fenerbahçe'de çalıştığı ilk iki dönemde de e, saha içindeki hamlelerinden çok iletişim, becerileri anlamında da çok sorgulanmıştı. E, bu sezon da hem saha içi hem de bu anlamda saha dışında çok eleştirildi. Siz günün toplamında Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihini doğru buluyor muydu, musunuz? Yoksa Fenerbahçe yönetimi son günlerde yaşanan olaylardan dolayı iletişim anlamında İsmail Hoca'yı stres altına mı soktu? İsmail Hoca'nın stres altında olduğu, ortada yani baskı altında olduğu, gerçi kendi kendine baskı yapıyordur yani camianın evladı olarak bir şampiyonluk armağan etmek istiyordur. O yüzden kendisine çok baskı yapıyordur. Zaten her teknik direktör kendisine baskı yapar. Kendisine baskı yapmayan teknik direktörlük yapamaz. O zaten baskı var. E, Fenerbahçe baskılı bir kulüp. Kurulduğundan beri öyledir muhtemelen. En azından benim çocukluğumdan itibaren hatırladığım... Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu hep baskı altındadır. Teknik direktör ve ekibi baskı altındadır. Doktoru... Tercümanı baskı altındadır. Oyuncusu, özellikle takım kaptanı hep baskı altındadır. Böyledir yani. Herkes baskı altındadır. E, profesyoneller de bu baskıyla baş edebildikleri ölçüde iyi profesyoneldirler. E, soğukkanlı liderlikten bahsederken... Sadece ben yönetim içinden bahsetmiyorum. tek Antrenör ekibinde lideri teknik direktör İsmail Kartal. Soğukkanlı bir liderlik ortaya koyduğunu söyleyemem. Yalnız şuna da inanırım. Her insan hayatta dönüşüm geçirebilir. Ben kendi adıma bir dönüşüm geçirdiğimi zannediyorum. Ben bir de planlıya planlaya, bile isteye, tasarlaya tasarlaya bir dönüşüm geçirdim. 3-4 ayrı defa... Biri... 18 yaşında verdiğim bir karar ile... kişiliğimde bir şeyi değiştirmeye çalıştım. 24 yaşında bir karar daha verdim arkadaşlarımla olan ilişkilerde. Bir hata yaptığımı... Varsaydım. ...varsaydım ve konforumu kaybetme pahasına, arkadaşlarımla olan ilişkilerde farklı bir şeye gittim. 46 yaşında da mesleki bir karar verdim. Hayatımla ilgili bir karar verdim. Sonuç aldım. Ben kendimi dönüştürmeyi başarmış kabul ederim kendimi. Hayatta hiçbir başarım yoktur ama kendi kendini dönüştürebilmiş bir adam olarak bakarım. İnsanları tanırız. Tanıdığımız insanları mesela sizi tanıyorum. Varsayalım size BBC'den bir teklif geliyor. Dünyanın en büyük televizyon ku kuruluşu orası değil mi? Evet. Gelenekleri var. Bütün dünya oraya bakıyor. İşte Hı. Doctor Who oradan çıkıyor. Yani Oradan çıkıyor ki bütün dünya taklit ediyor. Doktor Hu'nun versiyonları çekiliyor. Veya en iyi diziler, en iyi filmler, en iyi işte haber akışı o bu. Ekoldür yani BBC. Size teklif geliyor. Diyorlar ki ya yapamaz. Uğur daha dün başladı mesleğe, daha yaşı da çok genç. Kaldıramaz, yapamaz, edemez. Ben şuna inanırım. Eğer ben kendimi bir şeylere dönüştürebildimse... Uğur sever de kendisini dönüştürebilir, yapabilir. Niye yapamasın? Varsayalım gittiniz, denediniz ve olmadı döndünüz. Yıllar geçti, 5 sene, 10 sene sonra dediler ki BBC tekrar Uğur Sever'i istiyor. Birçok kişinin argümanı şu olacaktır. Ya geçmişte yapamadı ki yine yapamaz. Ben şuna inanırım. Kendini dönüştürebilir. O başarısızlık, geçmişteki başarısızlığı bir takım dersler, muhakeme yeteneği var, zeki adam. Yapabilir derim. Böyle bakarım. Şimdi kendim için, kendime böyle baktığım için İsmail Hoca'ya da böyle baktım. Üçüncü kez Fenerbahçe'ye teknik direktör oluyor. Ben açık krediyle e, başlaması gerektiğini düşünüyorum. En azından benim perspektifim bu olduğu için ben yorumcu koltuğuna oturduğumda olabilir dedim. Direktör olsaydım Fenerbahçe bu seçimi yapmazdım. Oy hakkım olsaydı o oyu vermezdim. Ama seçildikten sonra olamaz demem. Yani yönetmeye talip olmuş birisi seçti onu çünkü. Ve önde seçenekler çok açıkken seçti. Bazı daha önce ligde şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerle toplantılar yapıp onların prezentasyonunu izleyip ondan sonra İsmail Hoca'ya karar verdi. Ben de şöyle düşündüm. Ya yani demek ki bir dönüşüm, bir değişim gözleyebildi. Böyle baktım. Ama zaman ilerledikçe bir dönüşüm veya değişim olmadığını gördüm. Şimdi bana şunu diyebilirler. Birçok kişi en baştan söyledi İsmail Kartal yapamaz diye. Sen söylemedin. Yapabilir, olabilir dedin. Olabilir ve yapabilir dememin tek sebebi şu. İnsanlar değişebilir, gelişebilir, dersler çıkarabilir, farklılaşabilir. Yapamaz mı? Tabii ki. Yapılmışlar var. Evet. Yani hayatındaki ilk şampiyonluk başarısını 67 yaşında yaşamış teknik direktör var. Ülkemizde de var. Yurt dışında da var. 55-60, 65 yaşına kadar hiçbir şey kazanmadan daha sonra marka gibi olmuş adamlar var. Değişir insanlar. Gelişir. Hele mesleği çok kafa yoran insanlar e, gelişebilirler. Bunu bu varsayımdan yola çıkarak ben e, olabilir, mümkündür dedim. Bu bir. İkincisi ben hayatımda teknik direktör olarak bir başarım yok benim. Ben birisi yapamaz dediğimde şunu gayet iyi biliyorum. Ya kardeşim sen ne yaptığında konuşuyorsun derler. Bakın başka gazetecilikten gelen yorumcuya demezler. Ama bana derler. Çünkü gerçekten de evet ben başarılı bir teknik direktör olmadım. Dolayısıyla kendime direkt negatif yaklaşma hakkını ben kendime vermem. Yani uzun yıllardır ligde çalışan bir teknik direktöre elimle gösterip bu yapamaz, küstahlığını yapamam ben. Söyleyemem böyle. Bakın sizler söyleyebilirsiniz. Sokaktaki vatandaş söyleyebilir. Ama ben söyleyemem. Siz o kadar rahat olabilirsiniz. Ama gecesini, gündüzünü, her şeyini, ömrünü vermiş insana ben elimle gösterip bu yapamaz diye diyemem. Kendim doğa hakkı göremem. Ben bu hakkı kendimde görmedim diye beni suçlamak istiyorsanız suçlayın. Cevabım bu. Evet bakalım. Çünkü yapalım. yani bu ıı, Bakın şeylerin çoğu bugün Metin Hoca ne güzel anlattı ya sabah beraber geliyoruz buraya. Hı hı. Yolda bir şey yaptım dedi. Dün araba kullanıyormuş veya bugün sabah araba kullanıyormuş. Yanında rüzgar var küçük oldu. Ee, trafikte bir hata yapmış. Birisi de camı açıp Metin Hoca'ya bağırıp çağırmaya başlamış. Metin Hoca da camı açıp o meşhur güler yüzünü bilirsiniz, evet. tatlı dilini bilirsiniz, <laughs> kibarlığını bilirsiniz. Şöyle söylemiş. Çok özür dilerim. Siz hiç trafikte büyük hata yapmadınız mı? <laughs> Demiş. Adam da hemen yelkenleri indirmiş. Bakın hatalarla dolu hayatlarımız var. Hatalarla dolu hayatlarımız var. Böyle gösteriliyor şu anda İsmail Hoca. Evet başaramadığı şeyler var. Yanlış yaptı. Mesela en başta şunu yanlış yapıyor. Geçmişe göre başarılıyız diyor. Geçmişle yarışmıyorsunuz. Bugünün Galatasaray ile yarışıyorsunuz. Evet Vitor Pereira'dan daha başarılı. Puan ortalaması olarak. Aykut Hoca'dan, Ersun Hoca'dan daha başarılı puan ortalaması olarak. Ama Ersun Hoca'nın takımı Nisan'da şampiyon oldu. Diğerlerini geçti. Siz geçem geçemediniz yani. İşte filancaya imparator deniyor. Ya imparator denen adamın 30 tane kupası var 8 senede. Sizin yok. Yani bu bakış açısı yanlış İsmail Hoca'nın. %100 yanlış. Ama şunu da söylemek istiyorum şu anda eliyle sadece o suçluymuş gibi gösteren arkadaşlarımızın göstermeyen benim hayatımız başarısızlıklarla dolu birçok hayatında her şeyi başarmış kimse yok. Ya Jose Mourinho yeniliyor ya. Dibe doğru gidiyor adam yani. Prima bu adam. Prima, prima. One of the best. Veya sizin tabirle greatest one. of all time. Special one. Special one. O, o da finalde bakacak işte. Roma'da olmadı. Hı hı. United'da işte öyle böyle. Chelsea ikinci dönem olmadı. Tottenham olmadı. Tottenham olmadı. Gibi. Herkesin başarısızlıkları var. Tek suçlu oymuş gibi yapmak doğru değil. O kararı kim verdiyse en büyük suçlu, eğer bu bir suçsa şampiyon olmak, en büyük suçlu o kararı vermiş olandadır. İsmail Hoca da değildir. Evet hocam Fenerbahçe bölümünde sonuna geldik. Gelelim. Dilerseniz Beşiktaş bölümüne geçelim. geçelim.